İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da orman yangınları devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Starmus Festivali'ne 70'ten fazla dünyaca ünlü astronot, mühendis ve bilim insanının katılması bekleniyor. Ermeni-Rus bölgeler arası forumun 8. oturumunun yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye'de yaşayan, işgal altındaki Batı Ermenistan'da dahil her 100.000 kişiden 357'si tutuklu. Bakü, şimdiden 11.000 kaybının olduğunu kabul etti ve hepsi bu kadarla sınırlı değil. Batı Ermenistan'ın Sebastia'daki mağarada kuraklıktan etkilendi. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti'nde Bilgi Günü kutlanıyor. Batı Ermenistan'daki Dersim ilinin Munzur Vadisi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Dersim'in Hozat ilçesi ile Plümür Vadisi'nde askeri operasyon sonucu başlayan orman yangınları devam ederken, önceki gün öğle saatlerinde Munzur Vadisi'nde bulunan Fırtına Veli Çeşmesi'nde orman yangını başladı. Yangına 2 gündür müdahalede bulunan yurttaşlardan edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde yangın kontrol altına alındı. Hozat ilçesinde 15 gün önce başlayan yangının halen yer yer sürdüğü ifade edildi. 4 gün önce Roj Deresi'ndeki çıkan yangına ise bugüne kadar bir müdahalenin yapılmadığı kaydedildi. Bitlis'te Buzlupınar Dinlenme Tesisleri bölgesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle yüksek gerilim hattında patlama yaşanırken orman yangını bölgesinde bulunan askeri üs tahliye edilmeye başlandığı bildirildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 6. Starmus Festivali Mars'ta 50 yıl adıyla Eylül ayında düzenlenmesi planlanıyor. Festival Mars'ta 50 yıl başlığı altında düzenlenecek ve Mars'a ilk inişin 50. yıl dönümüne ithaf edilecek. 1971'de Sovyetler Birliği Ermeni bilim insanı mühendis Alexander Kemurca'nın yarattığı Mars gezginini içeren bir Mars 3 cihazını Mars'a indirmişti. Starmus Festivali'nin vizyonu genç nesil için yeni boyutlar ve fırsatlar yaratmak, onlara yeni beceriler edinme arzusuyla ilham vermek, bilgi yayma düzeyini artırmak ve herkes için erişilebilir kılmak. Starmus Festivali Ermenistan Cumhuriyeti'nde öğrenciler ve genel olarak tüm vatandaşlar için kolay erişilebilir olacak. 5 gün sürecek şenliğe yurt dışından on binlerce vatandaş ve misafirin katılması planlanıyor. Festivale aralarında Nobel ödüllü 70'in üzerinde dünyaca ünlü astronot, mühendis ve bilim insanının da katılması bekleniyor. Dünya müziğinin süperstarın katılımıyla bir konser ve dünyaca ünlü 5 yıldızın katılımıyla başka konserler düzenlenecek. Organizatörler Starmus Ermenistan Festivali öncesinde dünya çapında en az 4 mega şehirde sunumlar ve basın toplantıları planlıyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermeni-Rus bölgeler arası forumun 8. oturumunun yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti. Lavrov, iş dünyası temsilcileri ile Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti bölgeleri arasındaki bağları harekete geçirecek iş ilişkilerimizin güçlendirilmesinden yanayız. Bu bağlamda etkili bir amacımız var. İkili bölgeler arası bir forum dedi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı konferansın salgın durumundan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini umuyor. Ayrıca Lavrov'a göre taraflar diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü olan 2022'de 7. Ermeni-Rus Gençlik Forumu'nun gerçekleştirilmesiyle ayrıca dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma konulu ikili antlaşmanın 25. yıl dönümüne hazırlanıyorlar. Son 6 yılda Türkiye'de işgal altındaki Batı Ermenistan'da dahil 127 yeni hapishane açıldı. Son 16 yılda açılan yeni cezaevi sayısı 228. Ancak Türk makamları için bu konuda durmak yok, yola devam. Türkiye cezaevlerindeki mahkum sayısında Avrupa'da zaten mutlak lider olmasına rağmen ülkede yeni cezaevi kompleksleri inşa ediliyor. Şu anda Türkiye'de işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil her 100 bin kişiden 357'si hapiste. Mevcut durumda ülkedeki cezaevleri 251.088 kişiyi ağırlayabilir. Ancak Temmuz 2021 itibariyle cezaevlerindeki mahkum sayısı 287.716 idi. Ayrıca tutukluların 274.816'sı erkek, 11.720'si kadın, 1.630'u çocuktur. Bakü hükümetinin kararına göre 2021-2025 yıllarında savaş mağduru ve şehit ailelerine 11.000 daire verilecek. Bakü, savaşta ölenlerin sayısının 3.000, yaralıların sayısının 1.000 olduğunu belirtiyor. Daha önce Türkiye hükümeti 6.000 şehit ailelerine yardım sağlamaya karar vermişti. Bakü, ölü ve yaralı sayısını saklıyor ancak bu etkinlikler gerçek kayıpları yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Uluslararası askeri uzmanlara göre Bakü'nün 2020 savaşındaki kayıpları 20-25 bine ulaşıyor. Aliyev, 9 Kasım'da savaş durdurulmasaydı kayıpların daha büyük olacağını açıkladı. Başka bir deyişle savaş devam ederse Şuşi'nin işgal koşullarında bile Bakü ordusunu kaybedebilirdi. Bu konunun giderek ön plana çıkması savaşın birçok detaylarına ışık tutabilir. Batı Ermenistan'ın Sebastia, Sivas ilinin Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağarada yaşanan kuraklıktan etkilendi. Asırlar önce bölgede yaşayan medeniyetler tarafından kaçış dehlizi olarak kullanıldığı düşünülen içi su dolu mağarada su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü. Hafik Gölü ile bağlantısı olduğu düşünülen mağara ile ilgili ispata muhtaç birçok rivayette bulunuyor. Rivayetlerin en yaygın olanı ise soykırım sırasında bölgede yaşayan Ermenilerin de dehlizi kaçış tüneli olarak kullandığı. Mağaranın nereye kadar uzandığı kesin olarak bilinmiyor. Bir zamanlar ağzına kadar su dolu olan mağarada su seviyesi şu günlerde kuraklık nedeniyle yarı yarıya azaldı. Hafik ilçesinde yaşayan Ozan Doruk, buraya Reşit'in denizi deniliyor. Hafik Gölü'nden 500 metre uzakta, büyük kayaların içerisinde bulunuyor. Soykırım zamanında Ermenilerin geçiş yolu ya da kaçış yolu olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Buradan suya girdiğinizde eğer yüzebilirseniz 10 kilometre uzaklıkta çıkabileceğiniz iddia ediliyor. Başka çıkış yolu var mıdır onu bilmiyorum dedi. 1 Eylül Ermenistan Cumhuriyeti'nde Bilgi Günü olarak kutlanıyor. Bugün tüm eğitim kurumları kapılarını binlerce öğrenciye açar. Yüzyıllar boyunca bilgi ve eğitim, kültür ve gelenekler açısından zengin Ermeni halkının tarihine büyük katkı sağlamıştır. Ermeni halkının pek çok çocuğu bilgi ve meslekleriyle dünyanın çeşitli bilim dallarında çığır açmış, tarihte eşsiz ve yeri doldurulamaz olarak kalmıştır. Kendi alfabesi olmayan birçok millet varken 405 yılında Mesrop Mashtots sayesinde Ermeni milleti kendi alfabesine kavuşmuştur. Eğitim ve bilgi milletini, vatanını, tarihini ve haklarını daha derinden tanımasına, mesleki tercihinde daha doğru yol bulmasına, uluslararası arenada kendi ülkesinin vatandaşlarının haklarını daha yetkin bir şekilde savunmasına yönlendiriyor. Ve böylece Batı Ermenistan, Ermeni halkının bilgi gününü kutlar, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler, eğitimsiz ve bilgisiz hiçbir Ermeni kalmamasını diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan'ın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Tronki Garivi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.